Öncelikle bize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben siz videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte arkadaşlar HTC VR Glass'ın kutu açılımını ve incelemesi yapacağız arkadaşlar. Bu bir sanal gerçeklik gözlüğü. Gördüğünüz üzere kutusu böyle. Bunu 20 liraya aldım arkadaşlar. Şimdi burada başta bir görsel var. Gördüğünüz üzere burada markası yazıyor. Şurada VR Glass yazıyor. Yani sanal gerçeklik gözlüğü yazıyor. Burada yani 360 videoları izleyebileceğimiz, VR'la ilgili oyunlar oynayabileceğimiz ve sanal gerçeklik gözlüğüyle ilgili olan filmleri izleyebileceğimiz yazıyor. Şimdi kutu tasarımına birazcık daha değinecek olursak, öbür tarafta bunun böyle iç kısmı var, zaten oraya göreceksiniz. Arkasında da işte bilgiler yazıyor, yani nasıl bir şey oldu, sana gerçeklik gözlü oldu falan filan yazıyor. Burada da ön kısmı var. Şimdi hadi gelin şunu bir açalım arkadaşlar. Şöyle kutunun dışı böyle. Kutuyu tam olarak açtığımızda içinden şöyle beyaz bir kutu daha çıkıyor. Bu sana gerçeklik gözlüğümüzün bulunduğu kutu oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu açtım daha önceden, hani nasıl bir sanal gerçeklik gözlüğü, iyi mi kötü mü, bunu öğrenebilmek için. Şimdi burada işte bir tane bant vardı, bunu yırttım. Buradan hemen bunu şöyle açalım. Şimdi sanal gerçeklik gözlüğü zaten direktman bizi karşılıyor arkadaşlar. Bunun üstünde normalde bir tane poşet vardı da ben bu poşeti bulamadım. Şimdi sanal gerçeklik gözlüğünü, bir dakika arkadaşlar, bir elimden video çektiğim için şey oldu işte. Şimdi sanal gerçeklik gözlüğünü çıkartalım. Buna en son geleceğiz. Şimdi içinden bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. Çok net Türkçe. Hatta şöyle de göstereyim. Açayım. Şöyle tam açabilirsem. Şöyle uzuncana bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Tamamen Türkçe. Burada şimdi 2 adet lenslerini silmemiz için bez var arkadaşlar. Şimdi kutuyu kaldıralım. Geldik sanal gerçeklik gözüne. Sanal gerçeklik gözümüz böyle arkadaşlar. Burası açılıyor. Buradan lensleri görebiliyoruz. Yani içse lensleri temizlememiz için diye biliyorum ben bunu. Onun dışında bunu şurada göstermem lazım. Onun dışında arkadaşlar şurada işte bir şey var. Buradan lensi ayarlıyoruz arkadaşlar. Lensin uzak mı, yakın mı olsun, sağda mı, solda mı olsun. Hani kendi gözümüze göre ayarlayabiliyoruz bunu. Burada işte kafa bandımız var. Bunu da ayarlayabiliyoruz. Buralar suni deri arkadaşlar, yan taraflar. Onun dışında şöyle göstereyim. Ops. Şurada bir şey var. Bunu çektiğimizde elimize geliyor. Buraya telefonu koyuyoruz. İçinden 3 adet sünger çıkıyor. Şimdi gözükecek mi bilmiyorum. Bir dakika. Şöyle. Yani şurada sünger var işte. 3 adet sünger çıkıyor. Birini buraya, birini buraya, birini de buraya yerleştiriyoruz ki tuş kilidini veyahut da işte ses tuşuna şey olmasın. Şöyle burayı kaçtı? 3 nokta kaçtı ya? Ya işte 6 inçe kadar telefon koyabiliyoruz arkadaşlar. Onun dışında kulaklıkla da kullanabiliyoruz. Telefonumuz şarjdayken de kullanabiliyoruz. Onun dışında işte başka söyleyebileceğim bir şey yok. Hatta gelin hadi şimdi size bir tane şey göstereyim. VR gözlüğümüzden bir tane oyunu göstereyim arkadaşlar sizlere. Evet arkadaşlar, şimdi bunu yuvasına taktım ve hemen sanal gerçeklik gözlüğümü de takıyorum. Ve zaten taktığım gibi de uygulamam karşıma çıktı. Göreceğiz arkadaşlar, uygulamamız böyle. Şimdi bu uygulamanın içinde korku, eğlencenin her türlü kategoriden şey var. Biz bundan birlikte şunu izleyelim şimdi. Şuradan hemen hayda şey yapıyorum.
gözlerim arkadaşlar. Sizde ikili gözüküyor olması lazım ama sağ gerçeklik gözünü taktık mı çekti gözüküyor arkadaşlar. Evet. Şimdi hatta ben bir ayağa kalkayım. Evet. Evet. Bakın arkadaşlar bir dakika yanlışlıkla menüyü açtım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet gerçekçi. Bakalım nasıl olacak. Evet takıldı. Bu da benim şu an internetimle alakalı arkadaşlar. En arka odadayım çünkü. Şuradan bir ayarlara gidip bir bakayım. Tamam. Gözümle göre ben ayarladım. Siz de tabii ki kendi gözünüze göre ayarlayacaksınız. Takılıp takılıp duruyor ya. Şimdi evet arkadaşlar ya takılıp takılıp duruyor işte, benim şu an yapabileceğim bir şey yok, kusuruma bakmayın ama işte program yani gözlük de böyle gayet güzel. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Eğer daha fazla bunun gibi video istiyorsanız iki saniye sayıp aşağıdan like tuşuna basmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay. Evet arkadaşlar sizde iki şeyli gözükmüş ama sen gerçeklik gözünü taktığında öyle küçük gözükmüyor ve tek gözüküyor. Bu sen gerçeklik gözüne alakalı bir şey değil yani. Her sen gerçeklik gözüm uygulamalarında öyle, bunu belirtmek istedim. Her neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz iki saniye sayıp aşağıdan like butonuna basabilirsiniz. Hoşçakalın, bay bay.